Ne kazandık? İlk acil yardım Mersin Üniversitesi. Acil yardım. Evet, ikincisi. Nereden geldiniz? Hoş Maraş, geldiniz. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Şimdi yurt sorununu çözdük mü? Yok, hayır. Çözemedik. Yani. Evet, biz de çözemedik. Evet. Ev çok büyük sorun. Bulamıyoruz. Okulumuz çok yüksek fiyatlar. Fiyatlar... Dün şimdi... 1 milyon lira bir ev buldum. Aradım, 1400 yaptı. Maaşımız zaten belli, bir memur maaşıyız. Yani çocuğa 2 milyon, 2,5 milyon sadece bir yurt parası vermek... Nasıl geçinilir, nasıl edilir düşünüyoruz yani. Bekliyoruz. Biz bir çözüm üreteceğiz ama bir hafta zamanımız alacak. Bizim evet. Bir inşaatını bitirdiğimiz iş donanımına sıra gelen farklı amaçla düşündüğümüz ama şu anda acil ihtiyaç olarak karşımıza çıkan öğrencilerimizin maalesef bu konaklama sorununun askıda kalması ki bu binayı biz bir hafta önce açtık yani. Evet, öyleyim. Bu sezon ilk defa kullanılacak. Ama şu anda gördük ki birinci sıraya öğrencilerin sorunu oturdu. Evet. Şimdi olabiliyorsa oraya hizmet açacağız bir hafta içinde. İnşallah. Siz bir hafta dayanabilir misiniz? Var mı konaklama yok. Yerimiz? Hiç yok ha. Yok. Burada biraz bir hafta da olsa gelen gelmeyen elimizden geleni yapacağız. Şey yapın. Tamam. Tamamdır. Ve bir haftaya da yetişiyor diyoruz diğer taraf. Tamam, İnşallah. Tamam mı canım? Tamam başkanım. Hemen. Peki. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Umut ederim bu sorunlar ülkenin her yerinde ederim. Çözülür. Biz sizinle ilgilenecek arkadaşlar. O bir haftayı geçici olarak da olsa çözecek. Ondan sonra bir hafta sonra orası zaten emrinizde olacak. Ankara'dan geldik. Ankara. Siz? Diyarbakır. Ceyhan. Ceyhan. Bölüm. Laboratuvar, kimya laboratuvarı. Aynı sınıftayız hepimiz. Üçünüz aynı sınıfta. Evet. Bu gece nerede yattınız? Sahile indik. Sahilde yatmak zorunda kaldık. Dışarıda kaldınız. Aynen. Dünden beri buradayız. Ev arıyoruz. Ev kiraları küçük miktarlarda söylüyorlar ve öğrencilere vermiyorlar. Bu gece biz bir hafta içinde yeni bir yurdu oluşturuyoruz. Biz bir yurt bir hafta önce açtık bu yurdumuzu. Bir haftaya kadar da yeni bir yurt oluşturacağız. O yurtta sizin bu barınma sorununuza çare olacağız yani. İnşallah. Bunu yaparken siz de bu arada çocukları misafir edin. Tamam başkanım. Bu bir haftalık süreci arkadaşları misafir ederek geçirin. Sonra o misafirhanemizi açınca oraya taşıyacağız. Orası da üzerinde bir kapasite olacak. Umut ederim ki büyük bir açığı kapatırız. Nasıl buldun? Yurdumuzu beğendin mi? Temiz, güzel. Tertemiz, yeni ve size hizmete hazır. Burası Yenişehir Belediye'mizin inşaatını tamamladığı, iç donanımını bitirdiğinde hizmete hazır hale gelecek bir tesisimiz. 78 tane 2+1 aslında oda değil daire ve 18 tane de 1+1 daireyi barındırıyor. Çok sayıda hobi alanları, atölyeler, ondan sonra yarı olimpik havuz, toplamda 17 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesisimiz. Ve bu tesisimizde yani hobi bahçelerinden yani sosyal faaliyet ve hobileri hayata geçirebilecekleri insanların bir geniş etkinlik alanına da sahip. Şimdi tabii çocuklarımız Yenişehir'de 50 bin kadar öğrenci yani iki tane bir vakıf bir devlet üniversitesi burada hizmet veriyor ve 50 bin kadar öğrenci barındırıyor Yenişehir. Dolayısıyla biz bu çocuklarımıza burada ev sahipliği yapma konusunda
girişimimizi daha önce yapmıştık. Aslında geçen yıl öğrenime ara verilmemiş olsaydı ilk öğrencilerini alacaktı yurdumuz. Ancak orayı bir yıl boyunca biz sağlık çalışanlarına tahsis ettik. Şimdi oradan hemen esinlenerek gördük ki sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi 2 günde 48 saatte yurtta oldu. Çocuklarımız, 3 tane gencimiz geceyi sahilde geçirdiklerini ifade ettiler. Onları aldık, bir biçimde yerleştiriyoruz ve burayı da hemen geçen yıl nasıl ihtiyaçtan orayı sağlık çalışanlarına tahsis ettiysek şimdi de burayı, bu tesisimizi bir yıl boyunca misafirhane olarak kullanacağız ve üniversiteli gençlerimizi hazır edeceğiz. O arada onlara yeni bir çözüm üretmeye çalışacağız. Mersin'de şöyle bir şans var aslında. Burada Akdeniz Oyunları yapıldı 2012 yılında ve orada sporcuların konaklama alanlarının tamamı kız öğrenci yurdu olarak kullanılıyor. Yani o dönemin konaklama alanı, erkek çocuklar biraz ihmal edilmiş görüntüsü vardı. Biz de onu tespit edince Kredi Yurtlar Kurumu ile görüştük. Bölgede bu faaliyeti sürdüren özel girişimlerle görüştük. Anladık ki erkek öğrencilerin daha fazla ihtiyacı var. Ve onun için erkek öğrencilerimize, yani kız öğrenci yurdu yapıyorduk esasen o yurdumuzu. Erkek öğrencileri çevirmiş olduk. Şimdi burayı da yine erkek öğrencileri çevireceğiz. O alanda daha fazla ihtiyaç olduğu gözüküyor. Tamamlandığında burada 350 kadar öğrencimiz barınabilecek. 350-400 civarı bir öğrenci barınabilecek. Biraz tabii 2 kişilik, 3 kişilik, yani 3 ya da 4 kişilik odalar şeklinde burayı biz yapmamız gerekiyor ki keşke her öğrencimize bir daire verebilsek ama o şansımız şu anda yok. Burası, arkadaşlarıma talimat verdim ve bir haftayı bulmayacak. Yani okulların aktif olarak eğitime başladığı süreçte burası hazır olacak. Yani bu bina bitmiş vaziyette. Bunun iç donanımı, neyse o işte yatağı, diğer hizmetle alakalı olan araç gereci tamamlanacak. Buzdolabı vesaire, televizyonu, bütün bunlar tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, Yenişehir'e misafir ettiğimiz, geleceğimizin umudumuzu bağladığımız o çocuklarımızı burada ağırlama şansına sahip olacağız.